Herkese merhaba. Düğün çorbamı hazırlamak için 2 parça gramaj olarak yaklaşık 600 gram kuzu gerdanımı tencereye alıp üzerine 2 litre su döküyorum. Ocağa alıp kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başlayınca ocağımı kısıp tenceremin kapağını kapatıp 1 saat etlerimi haşlayacağım. haşlanan etlerimi ayrı bir kaba alıyorum soğuması için suyunu da çorbamda kullanmak için süzüp bekleteceğim etlerimi elimde böyle küçük küçük parçalara böleceğim tamamını bu şekilde dediklememiz gerekiyor Çorbamızın terbiyesini hazırlayacağız. 4 yemek kaşığı yoğurt 1 yumurtanın sarısı sadece sarısını tepeleme dolu dolu 1 yemek kaşığı un yarım limon suyu yarım su bardağı da su. Hepsini karıştırıyoruz şimdi. İnce, pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar karıştıralım. Süzdüğüm et suyumun tamamını bir tencereye alıp kaynatıyorum. Toplamda 6 su bardağı et suyum var kaynayan et suyuma hazırladığım karışımı yavaş yavaş çorbamı sürekli karıştırarak ekliyorum ve kaynayana kadar hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyorum. Kaynamaya başladı. 5 dakika kadar kaynattım çorbamı. Şimdi etlerimi ilave edip 15-20 dakika etlerimle beraber kaynamasını sağlayacağım. Ara ara karıştırabilirsiniz çorbanızı. Etlerle beraber pişerken ara ara bu şekilde karıştırabilirsiniz. Son olarak bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzuyla beraber de şöyle bir iki defa karıştıralım. Ocağımızın altını kapatalım. Çorbamız hazır. Servis yaparken üzerine dökmek için bir yemek kaşığı tereyağı, yarım tatlı kaşığı da pul biberi küçük bir sos tavasında bu şekilde eritelim. çok fazla değil şöyle bir iki defa çevirip sosumuzu da hazırlamış olalım sağlıklı mı sağlıklı lezzetli mi lezzetli çorbamızı izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalımıza abone olup paylaşımlarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın